DTK, DTK, HDP, DBP ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi Van İl Ekoloji Meclisi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından top atışına tutulan Cudi Karaçam ormanlarının tahrip edilerek yakılmasını ve ilgili kurumların söndürme girişiminde bulunmamasını şiddetle kınamaktayız. Dicle ve Fırat nehirleri, Sakarya ve Meriç'in kardeşidir. Cudi ve Gabar dağları, Kaşgar ve Erciyes'in dostudur. Sayın Brez Abdullah Öcalan diyor. Başta Kürt halkı ve Türkiye halkları için onurlu bir barışın inşa mücadelesinde bu sözlerle barış dalını uzatır önderlik. Önderliğin bu kutsal adımlarına karşılık Kürdistan talan, Kürdistan viran, Kürdistan mahşeri yangın yeridir. Kapitalizmin girdiği topraklarda, maden ocaklarının oluşturduğu tahribatlar, devletin sınır boylarında inşa ettikleri karakollar, hiçbir fayda taşımayan, sırf PKK'nın geçişini engellemek için kurulan güvenlik barajları, dereleri kurutan, nehirleri tutsaklaştıran, HES'ler, ateşe verilen ormanlar, yok olan Zilan, sular altında kalan Hasaykeyf, yanan Cudi, parçalanan Roboski, tutsaklaştırılan Botan, Zap, Muzur, bu topraklar artık ekolojik tahribatlara yeter diyor. Geçmişin katliamlarını, köy boşaltmalarını, asimilasyon ve sürgünlerini, zindanları, yakılan ormanlarını, yıkılan evlerini, öldürülen katırlarını, asit kuyularına, faili meçhullerine geri dönmek istemiyor. Bugün Cudi yanıyor. Sistemin eliyle yakılan ormanları ekranda gözyaşlarıyla sulamaya çalışıyoruz. Cudi yanıyor. Yürekler kor. Yuvalarında mahsur kalan, uçamayan yavru kuşlar, kurtlar, tavşanlar, kelebekler, sürgünler, sürüngenler, karıncalar, bin bir çeşit börtü böcekler yanıyor. Halbuki semavi dinlerin kutsalıydı Cudi. Cudi ismini tüm varlıklara sunduğu bereketinden ve cömertliğinden alıyordu. Cudi, Nuh tufanında suların çekildiği ve ağzında zeytin dalıyla gelen güvercinin barış sembolüydü. Bugünlerde bu barış güvercinlerine çok ihtiyacımız var. DTK Ekoloji Komisyonu olarak, Mezopotamya Ekoloji Hareketi olarak, Cudi ormanlarının devlet eliyle yakılmasını eşrefle kınıyoruz.